Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz Akbank para kart. Bu Denizbank kredi kartı. Garanti, pardon, bu da Denizbank kredi kartı. Bu da Denizbank kredi kartı. Bu finansın para kart. Bu garantinin bonus kredi kart. Vakıfın aynı şekilde para kart. Akbank kredi kartı. Yapı Kredi kredi kartı. Halkbank banka kartı. ING banka kartı. Yapı Kredi para kart. Denizbank para kart. İş Bankası para kart. Arkadaşlar, bu bankalardan eğer isteseydim hepsinde aynı zamanda kredi kartı alabilirdim. Ama birçoğunda hesabım var ve hepsinde de aşağı yukarı para maaş hesabıydı. Peki ne yapıyorum bu kartların hepsini? Arkadaşlar, bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Yani maaşlarmış, işte çalıştığım yerler. Çünkü bunlar bana hiçbir zaman mutluluk getirmedi. Doğru düzgün içindeki paralar da bana sonradan kendi o şu anki beni buraya getirecek o zihinsel sürecin faydalarından faydalandım. Hani o birazcık bana özel bir durum. Bundan dolayı yani mutlu oldum. Onun dışında hani aldığım maaşlar falan bir gereksizdi yani. İşte tüm bu kartları tercih ettiğim başka bir şey var. Hemen şimdi size onu göstereceğim. O da bu. Evet arkadaşlar, bir pasaport. Bu aldığım ikinci pasaport. 2 yıllık bir pasaport almıştım. Bitmişti. Bu 10 yıllık bir pasaport. Ve bu 10 yıllık pasaportun da 2 yıllık gitti. Ve 8 yıl daha kullanabilirim. Bunu yine 10 yıllık olarak yeniden de alabilirim. Çünkü fotoğrafı değiştirmem gerekiyor. Ama netice itibariyle 8 yıllık bir pasaportum var. Bu pasaport tüm bu gördüğünüz banka kartlarından çok daha değerli. Bence sizler de bu tercihi yapın. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu sizin dünyayı keşfetmenize yarayacak. Şu anda gidebileceğimiz gerçekten yüzden fazla ülke var. Çok güçlü bir pasaport bu aslında. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. Çünkü bizden çok daha şanssızlar da var. Sadece Avrupa'da biraz problem. Ve bu kadar yani. Amerika'da tabii ki. Yani onlar da gitmeseniz de olur. Zaten gidebilecek bir sürü ülke var. Japonya'ya gidebiliyorsunuz arkadaşlar bununla. Daha ne istiyorsunuz ya? Japonya'ya. Evet, bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizler de bunun üzerine düşünün. Ben size tamamen işte maaşlarınızı, paranızı bırakın demiyorum. Gerçekten işte bir kırılma noktanız olsun da istemiyorum. İçinizde böyle bir şey varsa çekinmeyin diyorum arkadaşlar. Ben de şu anda içimde gerçek çekinmişlikler var. Bakın, pasaportla ben de başka yerlere falan gittim. 4 defa giriş çıkış yaptım. Ama arkadaşlar, git gel git gel nereye kadar? Madem gezeceğim, adam akıllı, her yeri gezip göreyim. Sonrasında bakarım diye düşünüyorum. Tekrardan iş bulurum, gittiğim yerlerde de iş bulurum diye düşünüyorum. Zaten şey bir insan da değilim. Ben şu işte çalışmam, bu işte çalışmam diyen bir insan da değilim. Tabii ki bu şu demek değildir. Hadi gidip inşaatta çalışayım. Ama gidip de kötü işler yapayım. Sadece kendimi geçindirebilecek, gezginlerin yaptığı şeyleri yapıp geçindirebilecek kadar kazanmak ve dünyayı keşfetmek. Biraz uzun konuşmuş olabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi yolculuklar diliyorum hepinize.